Makyajımı yaparken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bugün sınavım vardı. Okulu moda haftası zannettiğim için böyle şeyler hazırlanırken aklıma geliyor. I don't want to. Çok ben mi olmam? Çok komik. Can you tell me why I'm down? Yeah. No friends of mine, no friends of mine around. Yeah. Now I'm thinking of, now I'm thinking of. Büyük hissediyorum Acun Bey. Günaydın, günaydın. Bugün doğum günümü tekrar kutlayacağız. İlkini çekmemiştim çünkü ilkinde eğlenmek istemiştim. Ama bunu da çekeceğim. Bu bir de kalsın artık. Birisi de sosyal medyada. Sabit kalsın değil mi? Kalsın kalsın. Ay benim kolum yine kötü olmuş. Neyse. Şimdi çamaşırlarımı ayıracağım. Çamaşırhaneye götüreceğim. Hadi. Ben onu halledip gelip normalde çekerdim. Fakat o da arkadaşım uyuyor. O yüzden çekemeyeceğim. Hadi şimdi saçımı çözsek mi? Ama yüzümü falan yıkarken bu bozulur. Harikasın mısın? Çok mu komik? Abi böyle aşağı insem ne olur? Yani aşağı inmek de sıkıntı yok da. Şuradaki ofisten fiş almak gerekiyor. Aman çok da umurumda. Umurumda bile değil. I don't want to uğraş onu. Vallahi bu halde gittim fişimi de aldım. Aa, aşırı korkunç. Değildi. Tamam abartmayacağım ama bir. Oh. Kahvaltımı hazırlarken çekmeyeceğim. Çünkü klasik bir kahvaltı yapacağım. Gösterelim bitince. Ne hazırlayacağım da ne yiyeceğim acaba? Evet, hazırladım. Ben sadece izliyorum. Zaten gergin olmayan bünyeme tipe bak. Biraz gerginlik ekleyeceğim. Ay Gençlik Parkı değil mi şurası? Merve nereden biliyorsun bunları ya? Bu arada Ahmet Alper'in diğer yeteneklerinden biriydi. Cevizi bir bütün halinde çıkarması. Kahvaltım bitti. Şimdi biraz kitap okuyacağım. Bayağıdır okuyamıyorum birkaç gündür. Zaten bayağı da ilerlemiştim o kitapla aslında. Merak ediyorum ama video editlemekten hiç fırsatım olmadı okuyan kitap nerede ya? Okuduğum kitap bu. Göstermişim zaten videomda. Şöyle şu kadar kaldı. Bugün bitiririm ben büyük ihtimalle bunu. Şimdi kitapta bayağı geldim. Bayağı az kaldı. Bunu bugün bitireceğim. Onu kendime söz verdim. Yüzümü yıkayacağım. Ve bana bioderma... Bu arada bioderma mı? Bioderma mı? Artık bilmiyorum. İngilizce bir şekilde okursak bioderma. Ama Türkçe bir şekilde okursak bioderma. Bilmiyorum hangisi. Bana hediye göndermişlerdi ve içindeki bu kremi gerçekten çok sevdim. Bunu kullanacağım. Öyle ama şu an lavabo dolu. Bundan nefret ediyorum. Çok sıra bekliyorum. Şimdi kremimizi sürelim. Çok güzel kokuyor. Böyle okyanus gibi bir şey kokuyor. Güneş kremimi evden çıkmaya yakın süreceğim. Ellerimi süreceğim çünkü çok kurumuş ellerim. Şimdi yatağı toplayacağım. Böyle. Yani şurası biraz dağınık. Ona çok takılmazsanız sevinirim. Çünkü ben takılmıyorum. Kitapta buraya geldim. Dediğim gibi bu bugün biter. Şimdi bunu editliyorum. Bayağı bir editledim. Şimdi üstümü giymeye geçeceğim. Yani baksanıza.
editlenmesi gereken yaklaşık 10 dakikalık bir kısım kaldı. Onu da 2 saatte falan bitiririm bence. Sonra işte şarkı falan eklenecek. Ondan sonra teaser kısmını yapacağım falan filan. Bugün veya yarın bunu bence en geç halledip pazar gününe yetiştirebilirim diye düşünüyorum bu videoyu. Şimdi dediğim gibi üstümü giyeceğim, saçımı yapacağım. Hadi bakalım. Saçımı çözdüm. Şimdi lensimi takmak istiyorum. Artık bu gözlüklü tipime katlanamıyorum ama. Lensimi taktım. Şimdi. Ay ben bu kamera karşısında yapamayacağım. Kusura bakmayın. Ben bunu halledip geleceğim. Nerede yapabileceğimi buldum. Tamam. Buranın açısı ve aynayı kullanabilme şeklim çok rahat. İlk olarak Pantene'in bu yağını elime sıkıyorum. Elimi böyle tutuyorum ve elimi... Elimle açıyorum. Elimi ilk önce gideceğim. Çünkü ben elimin içine yağlı olmak içine asla ama asla kaldıramıyorum. Şimdi saçımı tarıyorum. Saçımın önüne fön çeksem şu an onu düşünüyorum. Bence çekeyim. Bu arada biliyor musunuz? Ben kitap okurken teftişe falan geldiler işte ofistekiler. Ve benim mikserimi götürdüler. Neymiş elektrikli cihazmış. E bu ne? Güneşle mi çalışıyor bu? Şu yaptığım hücreleri bozmadan böyle biraz ıslatıyoruz. Birazcık da tarıyoruz. Tamamdır. Şimdi saçımızı spreyliyoruz. Bu arada doğum günüm için yaptığımda daha iyi olmuştu. Ama olsun da. Bunun da gideri var. Makyajımı yapıp geliyorum. Makyajımı yaparken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bugün sınavım vardı. Okulu moda haftası zannettiğim için böyle şeyler hazırlanırken aklıma geliyor. Neyse hallederiz. And then the final student gives solutions. Let's, I mean, we are a Ben kendim seni çıkartmam merak etme. İstersen çıkabilirsin. Tamam. Leftovers diyebilirsin. Leftovers zaten hani fazla demek. Hocam sadece elimizde olsa hani bir göz atsak şey yapsak da mı? Today's major problem, wasting. There are a lot of kind of wasting, but we are going to talk about food waste. Food waste is a significant problem all over the world. World population is growing day by day. Human beings need food to survive. Also, some regions still deal with famine. There are a lot of reasons why we are deal with food waste. I want to talk about these reasons. These reasons, the first one is customers are buying more than they need. Like they are doing overstocking, which is unnecessary. The second reason is restaurants prepare oversized portions that we can't finish it. The last but not least, damage during shipping. Foods are sensitive things, so they can easily damage. Burak is continue with the presentation. Also, is that any question you want to ask? All that is clear. I want to ask that to you guys. It's not, we are going to talk about Burak's presentation. Thank you so much. Yes. They will have risen by
You'll be sitting with your friends, okay? Yanlış ama siz doğru yapmışsınız yani. Hep bunları Eren olsun. Hep öyle. And the podium we got. Sonunda gelebildik. Uzun uğraşlar sonucunda. Çok pembe oldu. Fecrünü yedim. Yanlışlıkla şu. Gerçi o kadar pembeliği geçti sanki bir bak. Değil mi? Tamam. Olmadı. Biliyor musun? Evet. Tadı çok güzel. Ama bir şeyi merak ediyorum. Bir daha geldiğimde. Öğrendik artık. Çok güzel. Rasa'dan yukarı çıkıyorsun. Otoparkı görünce sola dönüyorsun. Sola döndüğündeki ilk bina. Neden adı? Böyle benim görebileceğim vakitler. Ben hayatta yapamıyorum. Aynen öyle. Kafadan düşmedim yani ama geçen kafa yardım. Onunla alakası var. Evet, şimdi düşünüyorum. Biliyor musun? Evet, ben de hissedemem. Ben de dedim ki, pardon ama hani falan demişti böyle. Zaten bunu şeye götürüyor. Siz kendi kitap evinizde reklamını yapabilirsiniz. Ücret almıyorum, bendensiniz. Ben de sana ücretsiz kitap veriyorum, bir de ayraç veriyorum yanında. Şöyle kitaplar. Instagram'dan da etiketleyebilirsin. Ayraçlarımız da. Ha, pembe pembe ayraç veriyorum ben de. Ha. Teşekkür ederiz. Ben size o gün kaldığım kitapları gösteremedim. O yüzden şimdi göstereceğim. İlk olarak Gece Yarısı Kütüphanesi'ni aldım. Bunu gerçekten çok merak ediyordum. Tabii tabii videomda da göstermiştim, merak ediyorum, almak istiyorum falan diye. Ama o zaman almamıştım. Bunu aldım. Ondan sonra bu kitabı da birisinde görmüştüm. Bilge Çavuş olması lazım. Okumak istedim. Yani şu sözü bile bence okumaya değer bir kitap olduğunu gösteriyor. Bazı insanlar neden daha başarılı olur? Neden? Bilmiyorum. Ben belki 3. öğrenciyim. Bir adam bize yardımcı oldu. Böyle ayraç koydu ve bayağı indirim yaptı. Doğum günüm tacım vardı. O gün doğum günüm değildi fakat doğum günümü kutlamak için o tacı giymiştim. İşte sordu o taş ne falan dedi. Doğum günümü kutlayacağız bugün dedim. Aa dedi falan filan şaşırdı dedim. O doğum günüm için o zaman indirim yaparsınız. Ve bayağı da yaptı gerçekten. Rüseyin Mudayıcıoğlu'nun yeni bir kitabı çıkmış. Ben oraya gelen bir müşteriden öğrendim. Yoksa bir kitabın olduğunu bile bilmiyordum. Aklımda da almak hiç yoktu. Ama Gülseren Budayıcıoğlu'nu ben gerçekten çok seviyorum. Dizilerine o kadar çok bayılmasam da kitaplarını gerçekten çok seviyorum. Ve bazı şeyleri aslında çözmeme yardımcı bile oluyor. Neden böyle düşündüğüm hakkında, neden böyle davranıyorlar çevremdeki kişiler hakkında. Az buçuk böyle bazı şeyleri anlayabiliyorum ve beni gerçekten bayağı tatmin ediyor. Ben bu kitabı ilk bu kesenada görmüştüm. Her yanara gittiğimde ben bu kitaba bakıyordum. Fakat çok pahalı geliyordu. Çünkü bu bir çizgi roman gibi bir şey. Fakat burada burada ucuzdu. Ben ilk önce burası ikinci el kitap zannetmiştim açıkçası. Sonradan fark ettim ki burası korsan sanırsam. Ben de hani ne bileyim ya, hiç korsan bir yerden alışmış. İkinci el falan zannetmiştim. Sonra o kadar hani bakıp ettikten sonra böyle geç bir zamanda anladım korsan olduğunu. Adamı da ben alamayacağım isimini falan demek istedim. Çünkü gerçekten bence öyle desem çok ayıp olurdu. Ve hani o kadar uğraştırıp indirim yaptırıp bunu yapsam gerçekten çok saygısızca olurdum. Başka bir şey almamıştım. Bunun içindeki çıkartmıştım. Behiye de iki tane kitap aldı. Birisi Kirke. O Kirke bende de var fakat okumadım. Bir de şey daha aldı benim önerdiğim.
Ne almış? Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kızını aldı. Ben işte onu çok sevmiştim. Yükselişe geçeceksin. Aynen öyle. Bugün işbirliği geldi. Evet. Ve yeni elindeyken. Evet. Hani işbirliği geldi. Bu da şey. Bir tane. Şansım. Neyse spoiler vermeyeceğim. Evet. Ben Ekrem'ler her şeyimi süper der misin? Ben Ekrem'ler her şeyimi. Hadi aç. Büyük hissediyorum Acun Bey. Umarım çektiğim beğenir bu arada bazı. Dur bir saniye bu arada. O çantanın içinde bir şey daha var. Benim için kart. Unutmayalım lütfen. Evet unutmayalım. Bunun için salak ne? Ne demişim ya? Ona ne tepki verdiğini çok merak ediyorum. Sana benziyor. Renkli bir kişiliğim olduğu için ben bunu aldığını yo, bahsediyorum. Yok ben unicorn'a benzediği için. Evet, boynuzlandığım için arkadaşlar. Bunu da benim beklemem. Evet, kart. Nice senelere. Nice senelere. Beydim. Okuyacak mı? Hayır. Hayır, beydim gibi. Ha, tamam, beydim o yeterli falan. Durdurup okuyabilirsiniz. Koyun. Diğerini de göstereceğim mi? O da biraz daha kendi konuşmamla yaptım. Öbür bir tık resmi kaçtı gibi hissettim. Bu seninkisi değil mi? Ha. Ama bak onu benim ses tonumla oku. Ha. Notlarım bitmedi tabii ki. Sana söyleyecek çok şeyim var. Hoş söyleyeceklerimi sana aktarmaya kayıtlar yetmez. Ama üzülme. Sen benim bu okuldaki en büyük şansımsın. Ağlamamı istiyorsun. Sonra diyor ki bu kız kameralara ağlıyor. Ben hiç öyle bir şey dedim mi aşk olsun. Ben demedim öyle. Diyorlar. Evet arkadaşlar. Bu benim de. Tamam lan. Gerçekten. Dur sen çıkmıyorsun. Şöyle çevireyim bir de. Heh. Tamam. Elim ağrıdı. Ben gerçekten kameraman olmaya param var artık Merve. Kameramanlık param. Bıçak kocaman elimde taşıyarak getirdim. Şimdi. Ya! Süs püs kimde var? Aşkım. Tabii ki de Ekrem Üner'de var. Şimdi. Ekrem Üner her şey. Sana bu arada hediye seçmek çok zor. Ne? Bence en kolayı insan. Hayır, sana. Hayır. Yani Ekrem'le kaçmaz. Beraber mi? Biz beraber gezdik. Sen geçen şey demiş, annem bankam oradayım dedi. Nasıl Ekrem de yedim değil mi? Aa, ondan sonra evet. Mecbur yırtacağım. Yırt yırt. Ne zaman biliyor musun? Doğum günden bir gün önce gittik. Cumartesi miydi? Cumartesi günü gittik. Zaten ben orada hasta oldum. Harry Potter'ın olduğunu tahmin ettim ama biliyor musun? Nasıl? Öyle dedim. Çok güzel. Nasıl tahmin etti ya? İçini de açayım mı? Biz o kafeye gitmiş yazmıyoruz. Kartpostal mı? İçinde. Çok güzelmiş. Ben böyle düşünmemiştim. Kalemi de var. Ya, kartı nerede? Senin yazdığın. İçinde durdur. Ha, onun içinde. Tamam. Yazdıkça ben hazırım. Evet. Evet arkadaşlar. Acızdan. Oh. Şans teşekkür ederim ya. Ne demek ne demek. Evet. Ya. Şunun kalbi çok tatlıymış. Şöyle çevireyim bir daha. Hayır bu böyleymiş. Ya teşekkür ederim. Dur. Ne kadar. Şunun içini göstereyim. Ya çok tatlı. Sevgili arkadaşımız Merve. Çok ciddi bir resmi var. Evet. Hani bir doğum günü. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın. İyi ki Alanyalardan geldim. Ankara'larda bizi bulup özellikle beni ekmek dilerim. Ne beklerdim ki? Benim sayem. Hayatım Ekrem Üner'i. Ben de iyi ki. Tam benim yazabileceğim ve senin yazabileceğim bir şey. Dilimden anlıyorsun diye. Herkese yazmam dilimden anlıyorsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kapatıyorum videoyu. Geldim. Kafelerin oraya.
Ankara ile geldim ve yeni şeyden çıktım. Dağ kısmın yapıldı ya aslında. Tam oradan da çıktım, adam orada bir değişik bir yerden çıktım. Ankara ile geçiş yapmışlar ama biraz kafam karıştı. Şimdi Starbucks'a gidip soğuk kahve içeceğim çünkü içim yandı. Evet. Hadi gidelim. Merhaba. Bugün biliyorsunuz ki Hıdrellez. Hatta şöyle dolunayı da göstermek istiyorum. Çok belli değil. Bayağı büyük bir gün. Herkes manifesting yapacak, dilek yapacak, onu bunu yapacak. Ama herkesin ağzında bir sürü bir şey var. Yok gül ağacı olması lazım, yok kurdele, yok yeşil kalemle yazılması gerekiyor. Ben hangisini yapacağımı bilmiyorum. Ve yurtta da kurdele bulamıyorum, gül ağacı da bulamıyorum. Siz ne yapacaksınız? Bu soru kutucuğuna bıraktığım şeye yazabilir misiniz? Beni çok mutlu edersiniz. Çünkü istediğim bir sürü şey var. Thank you. Cheers. Gelecekteki kocam şu an o kadar umurumda değil ki, tuzumuz yemem. Zaten sivilce tedavimde kolesterolüm yüksek çıktı. Doktor dedi ki tuzunu azalt. Bir de bunun için yani kolesterolümü hiç yükseltemem. Aşkım zaten ben yoğurt mayalayabilsem annem beni evermiş de. Artık o kadar da yapamam. Ben hırsızım ama sen prensesin. Hiç sıkıntı yok, bak çok yakıştık. 10 numarayı. Eve geleli bayağı oldu fakat çekmek için enerjim yoktu. Oyalandım, kendimce dilek falan yazdım işte Hıdrellez için. Yüzümü yıkayacağım, çıkartacağım makyajımı. Ay, saçım toplamak aşırı bir yapıştı. Yüzüm düzüm açıldı. Parçalarım o kadar uzun süredir var ki bu halimi unutmuşum. Makyaj temizleme suyunu alamayacağım. Çünkü o da arkadaşım ve onu rahatsız etmek istemiyorum. Ama bir şey çok sıkıntı. Yatağın üstünde bir sürü eşya var ve onları ses yapmadan ben nasıl bir yere koyacağım? Bay bay bebek, yok sana. Ankara'ya simge geliyormuş. Fakat 10'da başlayıp 12'de bitiyormuş ama benim yurda girişim 1.30. Bir saat için 400 lira vermem. Ama simgenin konserine gitmeyi çok sevdim çünkü Simge'nin sahne performansını çok beğeniyorum. Neyse başlıyorum artık. Bugün doğum günü kutlayacağımız için makyaj yaptım. Ama artık biraz makyaj yapmaya ara vermek istiyorum. O yüzden yapmayacağım. Yüzümü kurulup geliyorum. Kuruladım şimdi. Yüz kremimizi sürelim. Bu arada ellerim çok kuruyor ve ben hani berbat hale gelince krem sürmeye başlıyorum. Ama aklıma şey geldi, yüzümü hani kurumadığı halde her gün iki kere nemlendiriyorum. Bu bakımı niye ellerime yapmıyorum? Sadece berbat hale geldiğinde yapıyorum diye düşündüm. Ve artık önlerime de süreceğim. Ha, aşırı üşendirici bir şey. Ve sevmiyorum elim yapış yapış. Yapış yapış olmuyor da. Nasıl diyeyim, sevmiyorum. Ankara'ya geldiğimden beri hani mahvoldu ellerim. Hani böyle yapısı bozuldu, anlatabiliyor muyum? Böyle sanki yakmışım gibi garip bir şey oldu. Hani elim çatladı. Bunları ben hani çizmedim, çatladı. Öyle cildi mahvediyor bu ilaç. Aa, benim dolapta gözaltı. Ben çocuğum vardı, ondan sürüyorum.